Cumhurbaşkanı katıldığı bir diğer programdaysa CHP'ye tek parti döneminde yaşananlar üzerinden yüklendi. Karanlık noktalar açıklanıncaya kadar peşini bırakmayacağız dedi. Altı Ok'un Türk milletinden özür dilemesini istedi. CHP'nin bir an önce milletin karşısına çıkıp bu ülkeye yaşattıkları için ya özür dilemesi ya da pişmanlık duyduğunu millete söylemesi gerekiyor. Yakın dönem tarihi üzerinden Altı Ok'a hedef aldı. Yaşananları milletimizin kalbinde kabuk bağlayan yaralar sözleriyle tanımladı. İskilipli Atıf Hoca'nın idamından Dersim olaylarına, Türk Ceyhan zulmünden 27 Mayıs darbesindeki rolüne kadar pek çok üzücü hadisede CHP kendi tarihiyle yüzleşme cesareti gösterememiştir. Açıkçası CHP'nin artık bu millete kendi tarihiyle ilgili kapsamlı bir samimi bir öz eleştiri vermesi şarttır. Necip Fazıl Kısakürek ödül töreninde kürsüdeydi Cumhurbaşkanı. CHP'ye yüklenirken Kılıçdaroğlu için ayrı bir parantez açtı. İşte bu partinin başındaki zat her fırsatta Dersimli olduğunu ve Dersimli olmaktan da gurur duyduğunu söylüyor. Ancak Dersim olayları ile ilgili bizim yaklaşık 10 sene önce gösterdiğimiz hassasiyet ve vicdani bir tavrın onda birini dahi sergileyemiyor. Tek parti döneminin karanlık noktaları araştırılmalı ifadesini de kullandı Erdoğan. Bunu öncelikle CHP'nin yapması gerektiğini söyledikten sonra AK Parti'nin de sonuna kadar bunun takipçisi olacağını vurguladı. CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene darbeler, katliamlar, yasaklar, idamlar ve kanlı sokak olaylarındaki rollerini cesaretle açıklayana kadar peşlerini bırakmayacağız.